Yine son derece sıkıcı ama şaşırtmayan bir gündemle karşı karşıyayız ve yine hakkında aptal saptal konuşan bazı arkadaşlara karşı kendimizi korumaya çalışıyoruz. Az önce Diamond denen itin şeyini izledim, videosunu izledim. Yani bu ortama gelmiş en büyük e, OÇ desem yeri yani. Bu namussuz benim aklımda bir video yapmış. Yani bu kadar da orçelt olmaz abi. Evet öbür kanalda küfür etmedim, edemedim ama şimdi edeceğim. Kahpe çocuğu şerefsizi, ırkını siktimin piçi, agnostikmiş anasını sik. İşte bu kadar orospu çocuğun olduğu yerde iş yapmaya çalışıyoruz ya. Kalk doğurdu piç seni. Şimdi bu ayarda olmasa da bugüne kadar birçok tiple uğraştık zaten ve bu yüzden çok da kafaya taktığımı söyleyemeyeceğim. Beni nasıl canımı sıkan ne biliyor musunuz? Adam bana ana avrat sövmüş olsa da ben bu adama şu üslubun onda biri kadar sert bir cevap versem bu videoyu izleyenlerin yarısı kalkıp da bana ahlaktan, erdemden, efendilikten falan bahsedecek, edebiyat yapacak. Görmezden gel, büyüklük sende kalsın veya işte sen de bir şeyler söylemişsin falan diyecekler sanki ana avrat küfretmişiz gibi. Yani anlamadığım bir şekilde beni takip eden insanların büyük bir bölümü benim şamar oğlanına dönmemi, hiç kimseye asla sesimi çıkarmamamı, gelen vursun giden vursun öyle seyirci kalmamı istiyorlar. Nedense nefsi müdafaa yaptığımda ya da hak edene hak ettiği gibi cevap verdiğimde hep ben egoist ya da saldırgan ne bileyim kaliteyi bozmuş artık şımarmış çocuklaşmış diamond oluyorum. Bu yüzden de bu sefer sizi mutlu edeceğim, merak etmeyin. Hiç ağzımı bozmayacağım ve hiç çirkinleşmeyeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu arkadaş şu anda da ayrı bir canlı yayın açmış ve yaklaşık 2 saattir bana sövmeye devam ediyor. Yani burada gördüğünüzün 100 katı falan var arka planda. Hani şu anda bile saldırı altındayım ve böyle bir saldırıya siz maruz kalsanız adamın ağzını burnunu dağıtmak istersiniz ama ben sakinliğimi korumaya devam edeceğim ve sizden bir ricam var. Lütfen siz de sakinliğinizi koruyun ve bu arkadaşın chatinde olduğu gibi onu takip edenlerin bana sallayıp durduğu gibi siz de herhangi bir yerde kimseyi linç etmeyin ya da boş yere kendinizi yormayın. Madem bana yakışmıyor o zaman size de yakışmıyor olması lazım. Biz yine alttan alıp büyüklüğü kendimize saklayalım ama ille de bir şey yapmak istiyorsanız eğer bu arkadaşa abone olmaktan çıkabilirsiniz. Neyse Artık konuya gireyim. İlk defa 100 bin aboneyi geçtikten sonra tanımasam bile en azından ismen bildiğim bazı arkadaşlarla yayınlar yapmaya başladım. Çünkü ben madem bu kadar hızlı bir şekilde yükseliyorum e o zaman başka insanlara da hayrım dokunsun bari. Diğer non teist arkadaşların da yükselmesini sağlayalım istedim ve fakat çok büyük bir hata yaptım maalesef. Sürekli dinciler tarafından saldırıya uğradığı için mağdur olduğunu düşündüğüm ve destek olmaya karar verdiğim şu ekrandaki arkadaşı mal gibi kendi kanalıma konuk ettim. Hiç öyle adamın karakterini kişiliğini çözmeden sırf yalnız hissetmesin diye yardım eli uzattım ve aha bugün bu noktadayız. Bu adam bugün anama, bacıma, karıma her şeyimi sövüyor ve neden derseniz bence bunun direkt benimle bir alakası yok. Çünkü bunun hamuru böyleymiş zaten. O dönemlerde bilmiyordum belki ama bu arkadaşın zaten böyle vukatları varmış ve sonra da bu vukatlar devam etti. Mesela önce peygambere kitaba yobazın önde gideni olduğu için şu şekilde iğrenç küfürler salladı. Kabe'nin içindeki sütunlara anasının almanasına sokarım. Sonra Muhammed'in götüne koyarım. O Muhammed'in Lara götünü sikerim. Hepinizin Muhammed'in götünü sikerim. Muhammed'inizin anasını Ardından yetinmedi. Sırf etrafındaki herkes abone bakımından onu geçiyor, kendisi aşağıda kalıyor diye gündeme gelebilmek amacıyla canlı yayında Kur'an yırtacak kadar alçaldı. Terör kitabının içinde yazılanlar. Yazan şunun içindeki terör Çok uzun göstermek istemiyorum çünkü zaten bir kere yaptığı bir şey değil bu. Ve bu arkadaş Kur'an yırttıktan sonra gerçekten de istediği oldu. Epey bir gündemde kaldı ve malum onunla yan yana gelen kim varsa başı ağrımaya başladı. Örneğin ben sırf ortak bir yayın yaptık diye ifade vermek zorunda kaldım. Devlet önlem almak istiyor tabi normal bir şey. Adam seviyeyi öyle düşürdü ki aynı karede görünmüş olman bile bütün imajını, bütün saygınlığını mahvedebiliyor. Bu yüzden de ben o dönemde bu arkadaşla yaptığım canlı yayını kaldırmak zorunda kaldım. Ama zaten o yüklemişti bu yüzden de hani pek değişen bir şey yoktu. Ki adamın Kur'an yırtacağını ben nereden bilebilirim ya? Ve bu konuda onu da eleştirdim ya bence yaptığın şey doğru değildi. Yobazlar gibi yobazlaşmanın, ne bileyim saldırganlaşmanın, insanlara hakaret etmenin ne anlamı var diye düşünmüştüm ki hala öyle düşünüyorum. Yani bu Kur'an'dır, kutsal bir tarafı yoktur, yırtılır ne var bu türden savunmalar yapıyor ama kardeşim o zaman bayrakta alt tarafı best parçası yani. Ama birisi gidip bayrak yaktığında veya yırttığında ne oluyor? bütün bir millete, bütün bir tarihe küfretmiş oluyor değil mi? Temsil ettiği bir şey var çünkü. Her neyse çok da umurumda değil zaten. Malın teki demek ki o yüzden ben kaldığım yerden devam edeyim. Ben bu arkadaşla yaptığım canlı yayını kaldırdıktan sonra onun kısa süreli popülerliği sönünce ama ben yükselmeye devam edince kendi kendine triplere girmeye başladı. Önce Efe Aydal'la tartıştı mesela ona sataşmaya başladı ardından da başka insanlarla münakaşa etti hatta bu camiada kavga etmediği kimse kalmadı. Yani sağ sola küfredip kuduz köpek gibi saldırmak zaten eskiden beri huyuymuş. Bu yüzden de hem zamanında böyle bir adamla yayın yaptığım hem de şu anda prim vermeye devam ettiğim için kusura bakmayın ama bu iş böyle bir şey işte. Ve ben kalkıp da bundan sonra başka bir yayıncıyla yayın yapmak istemiyorum ya da durduk yere kimseye destek olmayacağım çünkü yarın öbür gün ne yapacakları belli olmuyor ve başıma patlıyor deyince de o şımarığa bak 700 bin aboneye geldi ya şunla yayın yapmam bununla yayın yapmam diyor diyorsunuz ama aha işte yapınca ne olduğunu görüyoruz ve üstelik ben bütün bunlara rağmen ya adam Kur'an yırttı herkesten tepki aldı muhtemelen çok yalnız kaldığı için biraz kızmış ve ben de Kur'an yırtılmaz gibi şeyler söylediğim için zoruna gitmiş. Herhalde destek falan bekliyor. Aslında kötü bir insan değildir ya. Hani olsa olsa geri zekalı falandır. Gerçekten içinde kötülük yoksa boşu boşuna adamı dışlamanın da bir anlamı yok. Ben yine kendi kanalımda ağırlayıp böyle reklamını yapmak değil de konuk olabildiğimde, sağda solda duyurabildiğimde en azından hakkında iyi konuşmaya, destek vermeye devam edeyim dedim. Ama ben bunu yaparken bile bu arkadaş arkamdan konuşmaya devam etti ne anlatıyorlar sanki benim anlattığımın çeyreği bile olamaz böyle acayip bir kibir yumağındaydı yani ama ben buna rağmen boşver ya büyüklük bende kalsın modunda devam ettim Hatta bu arkadaş benim İslamcı bir tayfa tarafından sürekli tacize maruz kaldığım bir dönemde yani geçen yıl falan. Kardeşim Kur'an yırtmadık bir şey yapmadık bana bu kadar saldıracak ne buldunuz ya. Zaten şurada öne çıkan bir Efe bir ben varım yani bu camiada kaç kişiyiz gibi açıklamalar yaptığım için bana özel bir eleştiri yayını açmıştı. Kapağına beni koymuştu işte başlığına benim adımı yazmıştı bütün video boyunca sitem etmişti kendini kıyaslayıp durmuştu işte beni ötekileştirmişti elit ateist bunlar şirin görünmeye çalışıyorlar vesaire. Ve ben buna rağmen o yayına katılıp durumu düzeltmeye çalıştım. Halen daha alttan alıyorum. Halen daha anlamayan bir adama anlatmaya çalışıyorum veya bu şekilde toparlamaya çalışıyorum. Buyurun göstereyim. Biraz uzun olacak galiba ama merak etmeyin daha konuşacak çok şeyimiz var. Ya e, Kur'an yırtılmaz. Ben yırtılmasına karşıyım. Ya Türkiye'deyiz diye niye bunlar yapıyorsunuz? Kardeşim sen mitoloji şeyi anlatıyorsun. Felsefe Çok güzel. Bu Türkiye'de böyle bir şey var. Felsefe olunca abicim çok akıllısın, çok zekisin oluyor. Dinsizlerin arasında. Yani Müslümanlara şirin görünmek için Kur'an yırtılmaz denir mi ya? İşte siz güzel şirin görünmeye çalışıyorsunuz ya. İslam'ı eleştiremiyorsunuz. Rahatlıkla eleştiremiyorsunuz. Ya Diamond. Müslümanlara şirin görünmek içindi ya. Hepiniz öyleydiniz abi. Hepiniz öyleydiniz. Diamond şuradan link atayım da oradan şey yap abi. Yani ben Kur'an yırtmadım veya peygamberinize küfretmedim. Hani bu kadarını hak etmedim. Bu anlamda söylüyorum. Ben onlara saldırmış olsam veya çıldırmış olsam bir konuda artık yeter lan diye ana avrat girmiş olsam diyeceğim ki bunlar da kısa kısas yapıyorlar. Bunu da yapmamışken bana saldırıyorsunuz anlamında söylüyorum. Beni yanlış anlamanı istemem. Bak kalbini kırdıysam bu şekilde kusura bakma. Ben Çünkü şöyle biz, baktım olaya. Bizim kitlemiz aynı. Yani kitlemiz ortak olabilir ama fikir ortak değil. Şimdi bak ben seninle yayın yaptım mesela. O zaman 100 bin falandım ben. Hmm. 100 binlik bir kanal ve sadece din değil işte felsefe, tarih her alandan insan çeken bir kanal bunu yapmaz kolay kolay. Şimdi ben... Ya ama zaten dedin ya yani ben bu İslam eleştiren bir kanal değilim diyorsun ama ateist olarak din eleştirisi olarak efe kendini koyuyorsun oraya. Ama senin mantığına bakarsak ben bütün dinsiz kanalları saymak zorundayım o zaman. Bak birisi de yazmış geçen yıl bir tane hoca ağlıyordu değil mi? Bir tane agnostik dinsiz falan diye Efe ile benden bahsediyor. Biliyorum biliyorum. Sen ne kadar konuşursan konuş. Ülkede bizi gündeme getiriyorlar sürekli. Ateistler İslam'a bil... saldıran ateistler var diyorsun ve radikal bunları videolarında da söylüyorsun. Seni ve geri geliyor milyon insan izliyor. Benim videom şey için yırtma 500 bin izlendi. Fikren bir şey söylemekle fiilen bir şey yapmak arasında fark var. Bir adama gidip de seni öldürürüm demek başka bir şey öldürmek başka bir şey. Sen açık açık kitap yırttın. Ülkedeki din hakkında konuşan herkesi mercek altına aldı. Herkes incelenmeye başladı. Ottan boktan ifade vermeye başladık mesela. Tamam mı? Ben Kur'an'ı yırttığım zaman ben Kur'an'a saldıracağım. Onların yaptığını onaylıyorsun. Benimkini şey diyorsun o zaman. Sen İslam'a onaylamıyorum ki. E o zaman az önce dedin? senin yaptığın saldırı diyorsun o zaman. Az önce demedin mi abi? Saldırı ama. Ya şöyle düşün bak. Kur'an'ı okuyup da kafa kesmek isteyen bir sürü insan var değil mi? Oradan bir ayet çıkarıyorlar. Adam zaten yobaz bir adam. Bunu da alet ediyor. Ama Kur'an'ı okuyup veya okumayıp ılımlı İslam yaşayan böyle herkesle arkadaş olabilecek kalbi iyi insanlar da var. Biz bu kalbi iyi insanlar gibi olmalıyız bence. Tamam dostum. Tamam. Hadi i̇yi yayınlar. Bay bay. Evet, gördüğünüz üzere zaten bu camiada birkaç kişi var diye en yobazına bile iyi niyetle yaklaşabilecek kadar ahmakça bir harekette bulunmuşum. Sırf boş dramalar çıkmasın, adam bize sallamaya devam etmesin diye ve bu yüzden tekrar hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü bu adam bu yayından sonra da hakkımda konuşmaya devam etti. Yani ulan yardım etsek olmuyor. Hatta özür dilesek olmuyor. Ya yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın desek olmuyor. Ne yaparsan yap adama batıyor demek ki. Hatta ben geçtiğimiz aylarda bu adamla sırf desteğim olsun diye iki tane yayın daha yaptım fakat üçüncü bir yayın daha yapmamızı istediğinde bunu reddettiğim için Yine verdiğim bütün desteği görmezden gelip sırf bir yayına gelmedik diye alttan alttan bana göndermeler yapmaya devam etti. Doymuyor yani nankörlük karakterine işlemiş adam hiçbir şekilde memnun kalmıyor. E tabi bu esnada başka kanallar da sırf abonem yüksek diye sanki bütün dinsizlere kucak açmak zorundaymışım gibi ya da ben çok çıkarcıymışım bir tek kendimi düşünüyormuşum gibi saçma sapan ithamlarda bulunmaya başlıyorlar ki bu yıllardır devam eden bir şey ve ben de en son geçen hafta bu konu hakkında bir video paylaşıyorum. Tabi bu videoyu birçok kişinin kulağıyla dinlemeyeceği veya işine öylesi geldiği için savaş malzemesi olarak kullanacağı belliydi. Eh ama her zaman da zeytin dalını ben uzatacak değilim değil mi? Hele bir de hiç ihtiyacım yokken. Tek derdim başka insanların da bu mecrada biraz tanınmasını sağlamakken. Ne diye kendimden gereğinden fazla ödün vereyim? Ama çok fazla araya kaynak yapmak istemiyorum. Bu yüzden de direkt sonuca atlayacağız. Velhasıl kelam o bir şeyler söylüyor. Ben bunları reddediyorum. Sonra o ben ona özel bir yayın açmadığım birçok kişiden bahsettiğim genel konuştuğum halde nedense direkt kendine özel bir saldırı yapılmış gibi ya da adı söylenmiş, hedef gösterilmiş, ifşalanmış gibi iki saat boyunca bana sallayıp durduğu bir yayın açıyor ve birçok şeyi de inkar ediyor. Ben de ya belli ki bu adamı ciddiye almak zaman kaybı en iyisi mizaha vurayım diyerek anlayacağı dilden cevaplarımı veriyorum. Ve en sonunda da işte ana avrat küfretmeye başlıyor ya da Whatsapp'tan bana yazdığı mesajları ifşa ederek saçma sapan yerlere çekiyor. Üstelik orada da ilk birkaç mesajda alttan almaya çalışıyorum ya muhtemelen yanlış anlamış boşver falan diyorum ama adam senden bana hiçbir abone gelmedi ben hatırlamıyorum öyle bir şey gibi saçma sapan şeyler söylemeye başlayınca ulan sırf son yayında bile 800 kişi geldi sen ne anlatıyorsun ve benzeri cevaplar vermek zorunda kaldım. Bunu da Diamond Tema bana abone göndermiş falan gibi lanse etti. Ulan sanki aboneler insan değiller. Sanki bunlar NPC ben hadi yallah deyince gidiyorlar. O ne alakası var ya? İnsanlar beni sevmiş, saygı duymuş. Ben tavsiye ediyorsam bir bildiğim vardır diye düşünmüşler. Ve abone olmuşlar. Ama bir bildiğim yokmuş demek ki tekrar kusura bakmayın. Peki kim doğruyu söylüyor? Bin tane iddia var. Biraz da bunlardan bahsetmek lazım. Çünkü bir sürü şey sayıp ispatlamazsan şerefsizsin demiş ve merak etmeyin ispatlayacağız. Bakın mesela ben diyorum ki bu adam benim sırf abone peşinde olduğumu söyleyip duruyor. Ama kendisi benim yayınıma gelen üyeleri, atılan bağışları takip ediyor. Yaptığı yayınlarda Diamond'a üye yağıyor çünkü onlar şirin görünmeye çalışıyorlar. Onlar felsefe falan yapıyorlar. Ama biz dobra konuşuyoruz. Bu türden şeyler söylüyor yani kıskançlığından laf çakıyor. Ve o da şöyle bir cevap veriyor. Şerefsiz oğlu şerefsizsin bunları kanıtlamazsın. Senin kanala üye olanları saymışsam, onu kanıtlayamazsan şerefsiz olur şerefsizsin. Nerede saymışım senin kanalın şeylerin, üyelerini? Diamond'a üye yağıyor, bağış yağıyor, bana hiçbir şey gelmiyor demişim. Onu nerede söylemişsem, kanıtlamazsan şerefsiz olur şerefsizsin. Tamam, gel kanıtlayayım. Bak bakalım, ben mi uyduruyormuşum? Şimdi bu yayının şey olsaydı, Diamond olsaydı ve Faydal olsaydı adamlar katıl butona katılanları okuyamıyor. <laughs> Bizimki kaymıyor bile şey olsaydı, Daymut e, Diamond Tam olsaydı, ne bileyim e, F. olsaydı adamlar katıl butonla katılanların mesajlarına yetişemiyorlar. Acaba felsefe anlatmadığım için mi? Hı? Ha? Felsefe anlatmadığım için. Felsefe mi anlatayım böyle? He? Ha? İki hafta önce birkaç tane YouTube kanalına gezdim şöyle. Tamam mı? Adam bir yayın açıyor. Her yayında 10-15 kişi katıl en az. 10-15 kişi katıl butonuyla katılıyor. Bana bir tane katıl ancak katılıyor. Az önce gördünüz. Bir kişi. Bir kişi. Adamlar katıl butonuna gelmiyor. Adam öbürü benim anlattığımı anlatmıyor. İşin felsefesinde. İşin şirin tarafını anlatan veya Müslümanlara şirin görünen insanlara bakıyorum. Bağışsa bağışanlar da. Katıl butonu onlarda. Daha önce benim takipçim olan insanları tanıyorum burada az buçuk. Bana burada katıl butonuyla katılmıyor. Bakıyorum o insanları ben birçok insanı buradan ismen biliyorum. Çünkü daha sonra çete de kontrol ediyorum. Bana destek olmayan adam gidiyor işin benden burada her şeyi ben anlatıyorum. Bilgi İslam'ın derinlerle ben eleştiriyorum. İşin felsefesini adam anlatmış katıl butonu orada. Bende yok. Aha da kanıtladık. Demek ki şerefsiz oğlu şerefsiz olan senmişsin değil mi kardeşim? Neyse ben ağzımı bozmayacağım devam ediyorum. Bu adam beni hep egoist ve şımarık olmakla suçluyor ve kabul bazen lazım olduğu yerde egoist davranabiliyorum. Çünkü gereksiz mütevazılıkla eziklik arasında pek bir fark görmüyorum. Ama işin komiği bu adam benden daha egoist. Hatta bunu birçok defa kendisini başkalarıyla kıyaslamasından ve zırt pırt kendini övmesinden görebiliyoruz. Ama bunu da reddediyor tabi. Şöyle diyor. Herkesten iyi olduğumu ve egoistlik yaptığım bir, bir tane videomu göstermezsen şerefsiz olu şerefsizsin. Şimdi öncelikle herkesten iyi olduğunu gösteren bir video bulamam. Çünkü öyle bir videon yok. Hatta iyi bile değilsin oğlum. Ama neyse egoistlik yaptığın videolar bolca var. Aha buyur. Herkes kimsenin konuşmadığını ben konuşuyorum. Diğerleri cesaret edemiyormuşum. O yüzden şey oluyormuş. Ben öyle diyormuş. Ha demişimdir. E, doğru mu? Doğru. Her şeyi direkt anlatabilecek insanlar var mı? Kaç kişi anlatabilir? İnanın arkadaşlar şunu samimiyetle söylüyorum. Bakın Türkiye'de Diamond Tema var. Yarım milyonu gençler aldı. Şu an Diamond Tema çıkıp bak ayetleri sunabiliyor. Çünkü Diamond Tema'ya gelene kadar İbrahim Atabey var. Bu bir gerçektir. Ben çıkıp da bunları okkala okkala eleştirmeseydim kimse eleştiremez. Diamond Tema ayetleri koyabiliyor yani. Artık koyabiliyor yani. Eskiden bunu yapamazsınız abi. Zaten ciddi takipçisi de var. Güzel paralar da kazanıyor. Son arkamdan çıkıyorsunuz. Beni küçük görüyorsunuz ya. İşte Abi, evet, de, Müslüman de, gibi görme satıyor. Evet Müslümanlara şirin görünmek de iyi satıyor. Bunlar benim anlattığımı anlatacak bir tane medya kuruluşu var mı? Hatta bir tane Türkiye Türkçe konuşan bir adam bul Ben senin için o kadar burada şey yapmışım. ya Senin konuşmana burada zemin hazırlamışım Türkiye'de. Benim sayemde kanalaşmışım. Benden önce yoktun lan dinsiz olduğunu açıklayamıyordun. Yoktun sen yok. Sen çıkıp toplumda dinsizim diyemezdin hiçbir yerde. Ya bu kadar o çeyrek olmaz yani. Bunu yapan dinsizler bile. Ne anlatıyorsun sen orada? Ama Müslümana şey olmasın. Müslümana tepkisini çekmeyelim. Ulan ekmek yiyorsan benim sayımda yiyorsun. Kabul et etme. Şu an bu konuda çok milyardar bile olsan bile benim sayımdasın. Ne anlatıyorsun sen? Bu gibi gerçek. Ben bu çıkıp internette dini eleştirmeseydim. Yarın mı çıkardım. Adama bak lan. Gören de ülkeyi okurdu zannedecek ha. Sanki yeni bir çağ başlatmış da bizim haberimiz yok. Bütün bir yolu açmış, acayip şeyler başarmış. Ne başardın oğlum? 10 yıl olmuş YouTube'a başlayalı. Kur'an yırtmasan insanlar adını bile duymayacaktı. Biz seninle yayınlar yapmasak öyle 15-20 kişiye yayın yapmaya devam edecektin. Ama buna rağmen kendini Kaf görmeye, ben olmasam olmazdınız falan demeye böyle Atatürk diye soyunmaya devam ediyorsun. Ve sonra da ben egoist oluyorum değil mi? Tabii efendim. Çok acayip gerçekten ha. Ulan 10 yıldır bir kanalı bir türlü büyütememişsin. Milletin maskarası olmuşsun. Sabah akşam insanlara sataşmaktan başka bir şey yapmamışsın. Bütün başarın anca benim gibi insanların sabrını taşırıp da kendine cevap verdirmek olmuş. Ve bunu da meziyet zannediyorsun. Gerçi yayın tarzın bu zaten gördüğüm kadarıyla. Normal videolarını en fazla 100 kişi izliyor çünkü hadi maksimum 200 olsun ama iş reddiye ya da benim gibi kanalları konuk etmek olduğunda hemen primin artıyor. Mesela benim katıldığım yayınlarda izleyici sayın 800'e falan çıkıyor çünkü insanları davet ediyoruz zaten 750 kişi beni izlemeye geliyor. Ama ben böyle söyleyince egoist oluyorum ve işin komiği adam bunu da reddediyor. Benim canlı yayınım standart 100 kişi izliyormuş Sabah sabahın kaç kişi abi 112 kişi bak. 112 kişi. Bu benim yayına gelmiş benim standart yayınlarım 100 kişi izliyormuş. 100 kişilik yayın yapıyormuşum. Bu gelmiş benim kanalım 700-800 kişi olmuş bir anda. Şuna bak. Şerefsize bak ya şerefsize. 100 kişilik yayın yapıyormuşum ben. Bu gelmiş benim tamam yapmışım. Bu gelmiş benim abonelerim fırlamış. Şuna bak. Şerefsiz oğlu şerefsizsin. Bunları kanıtlamazsın. Şimdi sana katıldığım yayınları sildiğin için benim olduğum videoların izlenmesiyle normal videolarının izlenmesini kıyaslayamayacağım maalesef. Çünkü anlık olarak canlıda 800-900 kişiye çıktığını herkes o zaman görüyordu zaten ve bunu şu anda göremeyiz. Canlı yayın bitmiş, video normale dönmüş. Üstüne videoyu gizlemişsin nereden bulayım lan? Aç videoları, benim olduğum yayınlar kaç bin izlenmiş, normal videoların ne kadar izlenmiş kıyasla. Öyle Kur'an yırttığın aptal saptal videoların dışında yani en popüler olan böyle en gündeme gelen en mala bağladığın yerler dışında normal yayınlarına bak bakayım kaç kişi izliyormuş. Aha mesela bak şu anda bana ana avrat küfür etmeye devam ediyorsun ve hem benim adım geçtiği için hem de sadece küfür için canlı yayın neredeyse bin kişiye ulaşmış. E bunlardan önce yaptığın canlı yayınlar böyle miydi evladım? Ve işin komiği normal videolarının zaten iyi izlenmediğini sen de söylüyorsun. Arkadaşlar yayını paylaşırsanız sevmedim şu an e, bayağı az izleniyoruz. <laughs> Anlattığımız şeyler önemli ama işte yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten kıymet bilinmiyorsunuz ya yani. da. Neyse devam ediyoruz. Mesela beni sürekli para için şirin görünmekle itham eden ve bana gelen bağışları hesaplayıp tırnaklarını yiyen fesat bir adamsın ya sen. Halbuki hemen her videonda bağış gelsin diye yalvaran da sensin yani. Buna rağmen cevaben şöyle bir şey demişsin. Bana destek olun diye ağlayıp sızladığım videomun altında şerit geçirerek iben paylaştığımı kanıtlayamazsan şerefsiz oğlu şerefsizsin. Kanı bozun çocuğu. Piç kurusu. Ya abi ben kapatacağım ya. Bir saattir konuşuyorum bir tane destek bile almamışım. Üye bile yok ya üye bile yok. Gelip bana bir tane bire ısmarlayacak şeyiniz yok mu ya? Ayıptır ya. Madem yayınlarımı beğeniyorsun 10 euro bile atsan bir şey yarar yani. 500 üyeli, 5 TL'lik üye, TL lik üye yok mu abi öğrenciler için? 5 TL nedir abi zaten bira ne kadar ya bire. Bir bira parası bile etmez yani. Bir ay dinliyorsun bir bira parası şey mi görüyorsun? Fazla mı görüyorsun? Bak ben derim bu mevzuya girdim. Bak 20 kişi kaçta? Bak 20 kişi kaçta? Gördünüz mü? Bağış ha, girince millet şey oluyor. Tamam ben de yayını kapatıyorum abi o zaman. Ben de kapatıyorum lan o zaman. Zor manasını satayım bu kadar. Şimdi ne kadar para harcadın kim bilir. Bu sıralar bana ben parasız kaldım, kutsuz kaldım, bana bağış yapsaydın da o hacca gönderdiğin para bana verseydin de, bu kadar insana aydınlanan ona yardımcı olsaydın ya. Adam Geceleri en yapalım bari ya. Avrupa'dan izlenim çok olunca bağışlar da iyi oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar dil döküyoruz, bizden bir şeyler öğreniyorsanız, destek olmaya çalışırsanız sevinirim. Ama ee, bazı şeyler var onları da çıkartayım bak, ha. Türkiye vatandaşlığından çıkacağım çünkü sırtıma yükten başka bir şey değil. Neyse neyse yeter bu kadar. Bu bir saat oldu. Sadece bir arkadaş destek oldu sağolsun değerlerinden sese daha yakın arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Son zamanlarda maalesef destekler fazla yok. Bir şey gelmedi. Yani bağışlar da düştü. Gerçekten yani destek olmanızı bekliyorum. Aşağıda açıklama linkleri var. Destek olursanız sevinirim. En azından yayınlarım için moral için destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Maalesef izlemiyoruz insanlar korktuğu için. Al oğlum buraya Paypal'dır, Streamlabs'tır, Creasus'tur bin tane link koymuşsun ya. Her videonda yalvarıyorsun zaten. Her videonun altında 100 tane link var. Hatta sana destek olan adamlar bir süre destek olmayı bıraktığında ya öldünüz mü neredesiniz falan bile diyecek kadar utanmaz bir adamsın sen. Aaa Desert Palat abi sen buralara gelmedin ben seni öldü falan zannettim. Neredeyse bir yıldır yoksun ya, ya konulu yayındasın ama. Ben seni öldü falan zannettim hatta şeyden Patreon'dan mıydı Creasus'tan mı? sana mesaj falan çektim ya. Yaşıyor musun diye. Bir şey oldu başına bir şey geldi zannettim. Neyse yaşıyormuşsun abi. Sıkıldım da zaten. Bırakma düşüncem de var zaten. Çünkü gerçekten bıktım yani. 8 yıldır anlatıyorum anlatıyorum. Hep aynı insanlar destek oluyor. Diğerlerinden ses daha yok. Ya ne diyeyim. Arkadaşlar bakın. Açıklama kısmında var. Aylık destek olmak için otomatik link de koydum. Bakın. Paypal otomatik. Ayda otomatik olarak bana destek olabilirsiniz. Diyorum ya bırak sürekli bırak 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 bu insanlardan bir şey olmaz bu insanlardan bir şey olmaz. Çünkü abi değer mi diyorsun bak destek gelmediği zaman strese giriyorum böyle çünkü ya bunu demek istemiyorum diyemiyorum demesen de insana destek olmuyor. Bu sefer de abi. E Vallahi Valla bunu yorumlamaya bile gerek yok bence. En iyisi sen gözyaşlarını silerken ben başka örnekler vereyim. Hiç değilse millet eğriyi doğruyu görmüş olsun. Mesela oğlum sen pdf sikko bir kitap yazmışsın. Sanki böyle 100 yılın en önemli kitabını yazmışsın gibi 20 dolara satmaya çalışıyorsun lan. Kitabın ücreti yüksek falan diyen arkadaşlar var. Kitap 20 euro, 20 dolar pardon %30'u oradaki sisteme gidiyor. Şimdi Türkiye'den kitap almak isteyen arkadaşlar var. Bazılara demeyeyim bir iki tane gördüm böyle. Yok kitap çok pahalı. İşte dijital kitap çok pahalı. Arkadaşlar kitap almak isteyen arkadaşlar olursa geç almıyor kimse hmm. ya, yine de söyleyeyim. Aşağıda açıklama kısmına koydum. Bu da chat'te de dönüyor bakın orada. Aldım bağışı göstereyim arkadaşlar. 5.77 dolar. Bokun da bolsa bu diyor <laughs> ha. yani diğerlerin desteğe katayım diye kitap şey yaptık. Onlarda en azından hayatında bir kere destek olsun diye. Onlarda da ses yok. Bir kere daha destek olmamış ya. Yani. O kitabı almak zoruna mı gidiyor? Kitabı alırken zoruna gidiyor beyefendi. Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun. Çok pahalıymış, şuymuş, buymuş. Adam gelmiş 20 dolar çok paraya al çok para. Öyle mi? Oğlum ben 450 sayfa, 1000 küsür dipnotlu, sırf 30 sayfası kaynakça olan bir kitap yazmışım. 2 yılda yazmışım üstelik ve kitap gerçekten de kitap yani, matbu bir şey, masrafı olan bir şey. Ve buna rağmen benim kitabım bile 7 dolar anca ediyor. Ama sen Word'den yazdığın yarım yamalak Türkçenle, bir ton imla hatasıyla 20 dolara 600 TL'ye kitap satmaya çalışıyorsun. Üstüne bir de utanmayıp kitabın satılmayınca millete satışıp bir de kıskanç mahalle karıları gibi başka yayıncıların kazancına göz dikiyorsun. Ama şuna bir bakın Allah aşkına bakın yani. Mal gibi hala ne diyor? İşi ticarete dök yani. her şeyi para için yapan sensin. Ulan kitabını alıyorsun reklam koyuyorsun önüne koyuyorsun ha bile onun reklamını da Benim kitabım bile insanlar destek olanlara veriyorum. Kahpe çocuğu sana destek olanlara kitapları veriyor musun? Lan oğlum benimki gerçek bir kitap. Ve bundan bana kalan %10 ama sen milletten 600 TL isteyip maillerine gönderiyorsun. Facebook'ta yazı paylaşır gibi kitap yazmışsın ve sana destek verenlere hediye ediyorsun öyle mi? Zaten kitabı 10 kitap parasına hediye ediyorsun. Ama güzel taktikmiş ha. O zaman ben de kendi kitabımı 1000 TL'ye hediye edeyim. Kimse gidip 200 TL'ye satın almasın. İban vereyim hatta Paypal'dan şuradan buradan her yerden bana abone olun mutlaka bak. Nereden destekleyebiliyorsanız nereden olursa yani. Ha, sorarlarsa satmadık ya. Siz bana işte bir şeyler verdiniz, ben de size kitabı hediye ettim yani. <laughs> Var ya, şu insanlar mal lafının en canlı örneğisin vallahi helal olsun. Neyse devam sen milletten her videonda dileniyorken her gün kim ne kadar yükselmiş, kim ne kadar şımarmış, kim niye seninle yayın yapmıyormuş diye millete sallıyorken bunu iyi niyetinden yapıyor olamazsın. Bas bayağı başka insanların yükselmesi zoruna gidiyor demek ki ve olsun abi herkes başarılı olsun ne yapalım falan gibi kılıflarla halen daha millete oynuyorsun. Ve şöyle bir cevap veriyorsun. Senin bir açığını bulmaya çalıştığım, seni kıskandığım hangi videomda söylemişim bunu? Kanıtlamazsan şerefsizsin. Seni kıskanmışım. Çıkart onu göstereceksin. Tamam şöyle yapalım. Zaten her cümlenden belli oluyor da bu bir tek benle kalmasın ya. Abonesi seni geçen herkesi nasıl çekemediğini gösteren birkaç tane örnek koyayım. Gel. Kaldı ki Ahmet Paleymez'in şeyleri, düşünceleri çok hoşuma gidiyor. Adam kemalist abi. Ha son zamanlarda ünlendi biraz. Abonesi arttı. Biraz kötü kalktı gibi hissettim ama. Bir mesaj yazdım. Ta bir buçuk. Gün ertesi gün cevap verdim. Dedim lan dedim. Bir de, insanlar aboneler insanları değiştiriyor zaten. Dimi mitoloji daha yokken benim yayınlarımda sürekli gelip gidiyordu. Ve aboneleri artınca bir yere gittikten sonra kendini başka yere koymak. Elit bir sınıfa koymak Mete gibi. Elit bir sınıfa koymak. Diamond'da en çok şey olan bir ego. Yani bu şey olması takipçi insanlarda ego yapıyor nedense. Bunu Yakup Deniz de yaptı mesela. Sürekli sevdiğimi söyledim. Sevdiğim yayınlarında vay abim vay abim şöyle abi Yakup abi Yakup abi ooo. Sürekli Yakup abi Yakup abi ooo. Bir baktık ki Yakup abi başka bir Yakup abi oldu. Ulaşılmaz bir yerlere geldi sanki. Üzerinden o kadar zaman geçmiş. Bakıyorum adamların kanalları yükselmiş. Benim ismi bile anmaktan korkuyorlar. Ya bu tebaları yapacağı konusunda şüpheliyim. Çünkü Damat e, dayımın... yani yarıya. Yarı yarı. Ya abicim adamın zaten 600 bin abonesi olmuş. Benim burada 30 bin abone eskine takmaz bir saatten sonra. Bak Ahmet'in abonesi seni geçince hemen götü kalktı tribine girmişsin kendin söylüyorsun değil mi? Çünkü içten içe zoruna gidiyor. Yine din ve mitoloji de abone olarak seni geçince çekememişsin mesela gördük zaten. Yetmemiş yıllarca beraber yayın yaptığın Yakup da bir süre sonra yükseldiğinde sen yine terk edilmiş sevgili tribine girmişsin. Ama şu sonda diamond 600 bin oldu bizi sallamaz artık ya falan diyişinde bile bir eziklik olduğu belli zaten. İçten içe herkes seni geçtiği için kimse seni adam yerine koymayacak diye düşünüyorsun ki adam da değilsin zaten. Ha bu arada kalkıp ben kimle kavgalıymışım göster falan da demişsin ama e, görünen köye kılavuz gerekmiyor bence. Oğlum sen 500 metre yakınından geçen herkese hırlayan bir krosun sadece başka bir özelliğin yok. Ve biz de zamanında aptal gibi sana destek olduk. Yazık valla. Aha yine bak şizofrenliğine dair bir örnek vereyim. Mesela sen zırt pırt bizim dincilere şirin görünmeye çalıştığımızı söyleyip duruyordun ya. Ve geçen gün ben öyle bir şey yok. Şirin görünmeye çalışacak olsam başıma bunca bela gelir miydi? Yüzlerce reddiye, ifadeler, karakollar. Şirin görünecek olsam etliye sütliye dokunmazdım diyorum. Ama verdiğin cevap şuydu. O abanez yüksek efeler, diamondlar dincilere şirin görünmeye çalışıyorlar. Benimle yan yana gelemezler dediğim videomu ortaya çıkarmazsan şerefsiz olu şerefsizsin oğlum. Aslında zaten daha az önceki videolarda bile bir iki defa şirin görünme muhabbetini duyduk. Ama ben yine de yetinmeyeceğim. Biraz daha zenginleştireceğim. İşte siz güzel şirin görünmeye çalışıyorsunuz ya. İslam'ı eleştiremiyorsunuz, rahatlıkla eleştiremiyorsunuz. Ya tamam. Daima Müslümanlara şirin görünmek için. Ya hepiniz öyleydiniz abi. Hepiniz öyleydiniz. Yine söylüyorum Müslümana şirin görünüyorlar oğlum Müslüman takipçilerine şirin gör. Efe de sen de öyleydiniz. İşte Müslüman takipçiler koruyalım. Abone kaybetmeyelim. Sizin derdiniz hepsi o zaten. İşin şirin tarafını anlatan veya Müslümanlara şirin görünen insanlara bakıyorum. Bağışsa Bağışla bağışanlarda, katıl butanı onlarda. Elit ateist kısmı olsun Elit ateist. Küfür etmeyen elit ateist. Biz ateistiz. Biz dinsiz ama bunun gibi değiliz. Dinsizler de aynı hani şey yapıyor. Küfür ediyor, küfür ediyor. Veya çıkan dinsizler oldu değil mi? Ben küfür etmeden anlatacağım. Ben elitim. Yani ya temel yapacağı konusunda şüpheliyim çünkü ya da hani yarı yarıya. Onlar şöyle e, Müslümanlar şey güzel görünmeye çalışan işte ben küfür bazı onun kitlesine göre. Evet. Damat tema benim ismi e, anlattan da korkar da. Damat tema benim ismi e, anlattan da korkar da. Çünkü o e, İbrahim'i alırsam kitlemi kaybederim diye korkabilir. Küfür ediyor diye. Seni yayınlar açılmıştı ama abi. Onda benim kanalda çıktı. Kendi boğazırsa... kanalla kendi kanalla beni ya, çıkartması zor. Çünkü kitlesini kaybetmekten korkar yani. Aha kanıtladım. Ve bir taşla iki kuş vurdum. Senin nasıl bir şerefsiz olduğunu da göstermiş oldum. Çünkü sen bütün bunları söyleyip hayır ben böyle bir şey söylemedim diyerek bize cevap hakkı doğduğunda bizim sana saldırdığımızı iddia edecek kadar yavşak bir adamsın. Herkes senin gibi Kur'an yırtsın, ana avrat küfretsin isteyen bir beyinsizsin çünkü. Hayır bir de Diamond benim yanıma gelmekten korkar dediğin dönemde zaten seninle yayınlar yapıyorduk ya. İnsan bu kadar da iki yüzlü olamaz ya. Utanmadan bir de o kendi kanalında yapamaz. Benim kanala geliyor sadece gibi şeyler söylüyorsun. Yani başka insanlara da beni kötülüyorsun. Ama daha videonun başında söylediğim üzere kanalımdaki ilk konuklu yayını senle yapmışım zaten. E daha neyin kafasını yaşıyorsun acaba? Bir de utanmadan verdiğim onca desteğe rağmen bana senden hiçbir abone gelmedi, hayrını görmediğim gibi şeyler söylüyorsun ve üstüne de şunları ekliyorsun. Bana katıldığın canlı yayını her yerde duyurarak insanlar benim kanala abone olmaya davet ettiğini göstermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin. Şerefsiz bu gitmiş tamam mı yayınlarımı paylaşmış benimle yaptığı yayınları paylaşmış demiş ki insanlara gidin Geek TV abone olun demiş. Şerefsize bak ya. Şimdi öncelikle 4 sene önce yaptığımız yayını hangi mecralarda paylaştığımı ispatlayamam. Çünkü 4 yıl olmuş amına koyayım ayın. Attığım story'yi nereden bulayım kalktı gitti zaten o. Ayrıca daha geçen aylarda senin kanalda 2 tane yayın yaptık ve ikisini de her yerden duyurdum lan. Zaten duyurmasaydım bir anda izleyici sayın 5'e katlanmazdı değil mi kardeşim? Ve onu da geç. Ya zaten daha ilk yayında bile sana destek istiyorum ben. Hani çağırmış olmam yetmiyor. İnsanları sana yönlendiriyorum. Ya her şeyi de unutmuş olamazsın bence ya. Bu yüzden de artık dediğim üzere senin öyle kafası basmayan, bu yüzden de Hanzo Hanzo herkesle kavga eden bir mal olduğunu düşünmüyorum. Sen basbaya, fesat, çıkarcı, iki yüzlü ve iftiracı bir adamsın. Yani adam değilsin. Olay bundan ibaret ve bana da öyle gittim bir iki tane konuşma yaptım diye küfretmiyorsun çünkü sen zaten herkese küfrediyorsun. Herkesle kavga eden bir adamsın ve belli ki her ne kadar sana yardımcı olmuş olsam da yıllardır içindeki kıskançlık yüzünden bir fırsat kollamışsın. Ya bir şey olsa da Diamond bir yerde efendiliği bıraksa da ben de bir yerde onu kendi seviyeme çeksem, 100 tane video yapsam, gündeme gelsem ne iyi olur ama. Kafan böyle basıyor. Al bakalım. Sen de oradaydın kardeşim fazla uzun bir tanıtım yapmaya gerek yok. Zaten toplulukta, Instagram'da, Twitter'da her yerde bundan bahsettik. İbrahim katılabilirsin. Diamond gerçekten harikasın dostum. Bu ülkeye senin gibi insanlar her zaman lazım. Arkadaşlar Big TV'ye destek ol. Daha önce önermiştim bir videoda ama görmeyenler illaki vardır. Takip edin arkadaşlar. En azından çok ön yargılı olmayın. Oldu çok sağ ol. dilim dolandı. Ya bak o zamanlar beni nasıl övüyormuşsun ama. Çünkü ilk defa seni 100 binlik bir kanal davet etmiş. Hani Efe ile yayın yapabilmek için 40 tane takla atıyordun ya. işte ben de böyle bir takla atmana gerek kalmadan yayın yapmışız. Ve bedavadan birkaç bin tane abone gelecek bu yüzden de hiç öyle zıtlaşmıyorsun. Ne güzel efendi efendi konuşuyorsun. Ki kendin de sonra itiraf ettin zaten bak. Sonradan sana katıldığım o iki yayında ya evet en başında abonen yüksekti ve bana da biraz bir şey gelir diye düşünmüştüm demiştin. Ama dediğim gibi o videoları sakladığın için indiremedim kusura bakma. Ve bu öyle gizli bir şey de değil ki zaten. E, herhalde benden bir şey bekleyeceksin abi. Yıllardır YouTube'dasın ve belli ki artamıyorsun. Ama karşında her gün artan bir adam var ve yayına davet ediyor. O süper bana da birkaç bir şey gelecek diyeceksin zaten bu normal bir şey. Ki yayın yapma amacım zaten bu. Davet ettiğim bütün konuklar abone bakımından benden bayağı arkada kalmışlar ve diyorum ki arkadaşlar bu yayıncılara destek olun. Güzel videolar yapıyorlar. Takip edin. Ama neyse. Daha çok var aslında. Mesela canlı chat'inde Millet abi Diamond'ı sen ünlü ettin abi. Diamond senin sayende tanındı abi gibi aptalca laflar ediyor. Artık onlara ne anlatıyorsan 30 binlik kanal 700 binlik bir kanalı ünlü etti falan zannediyorlar diye dalga geçiyorum ve sen de diyorsun ki ben nerede seni ünlü ettim demişim gel ispatla. La oğlum millet böyle şeyler söylüyor ve bir değil iki değil. Artık ne anlatıyorsan yayınlarda böyle inanmışlar diyorum. Okuduğunu duyduğunu anla Mesela 30 tane videonda zaten bana gönderme yapıyorsun diyorum. Çıkar 30 tane video bul diyorsun. Oğlum mübalağa yapıyorum. Ha belki 30'dan da fazla olabilir de. Hepsini tek tek ayıklayacak halim yok ki. Sen mesela birine gittiğinde kapıyı çaldığında oğlum nerede kaldın 2 saattir kapıdayım ya dediğinde gerçek anlamda 2 saat beklemiş mi oluyorsun? Senin ben zekana sıçayım. Bu da yetmiyor. Bir de kıçından hikaye uydurup sonra uydurduğun hikayeyi de unutup saçma sapan iddialarda bulunuyorsun. Yani hepsinde o kadar iddialısın, o kadar kendine güveniyorsun ki ama hepsinde de yalan söylediğini ispatlayan videolar var. Aha gösterdik zaten. Mesela benim o geçen yıl sana zeytin dalı uzattığım ama müsait olmadığım için kamera açamadığım yayın hakkında sanki yüzümü saklamışım, bilerek gizlenmişim, korkup kendimi göstermemişim gibi lanse edip ben de öyle bir şey yok alt tarafı saçım başım dağınıktı, arka plan düzgün değildi, uykudan uyanmıştım ve bunu da yayında söyledim zaten iki defa hani nasıl böyle bir anlam çıkarabildin sonradan diye sorduğumda nerede öyle bir şey dedim çık ispatla falan gibi aptalca şeyler söylüyorsun. Daimut benim kanala geldiğinde yüzünü açamadı korktu dediğim hangi videosu çık bunu açıkla nerede demişim ben onu kansızın çocuğu ee, yine bana dedi ki Ozan görüntüsünü vermiyordu Türkiye'deydi. Görüntüsünü vermiyordu. Ben de dedim, e, konuşalım falan filan dedim. Neyse şeye gittikten sonra Arnold'la gittikten sonra açtık yüzünü göstererek rahat rahat yaptı yani. Değince Türkiye'deyken yayınıma çıkamıyordu. Zaten benle yan yana e, gelmek kolay bir bir şey değildir yani. Hayır bir de nasıl böyle bir şey söyleyebildiğine harbiden şaşırıyorum. Geri zekalı. 3 yıl önce yüzüm açık değil miydi? Ben ne zaman yüzümü gizlemişim ki? Sana geldiğimde gizliyim? En başından beri tamamen açığım zaten. Millet sesimden tanıyor, adımdan tanıyor, zaten başlığa adımı koymuşsun. Yani nasıl kendimi saklayabilirim? Neyse sen şöyle yayınlar yapmaya devam et. Oros bu çocuğu, kahpe çocuğu, amana kodumun şerefsizi, ırkını siktimin piçi, agnostikmiş anasını sik. İşte bu kadar orospu çocuğun olduğu yerde iş yapmaya çalışıyoruz ya. Bak buraya yazdım. Bir sene senin belanı sikeceğim burada. Aslında buraya ispatlayamazsan şerefsizsin. Nokta nokta çocuğu bilmem ne gibi saatlerce küfrettiği ve özgüvenli özgüvenli hadi ispatla dediği birçok iddia daha koyabilirim ama bence fazla bile konuştuk. Hani tükettiğim nefese değmez. Sen git. Sanki yıllardır bana sallayıp duran sen değilmişsin gibi Olayı ben başlatmışım gibi kendince mazluma yat. Ne bileyim saçıma, tipime, karıma, anama, her şeyime küfretmeye devam et. Ve bana küfreden bütün yorumlara ezik ezik kalp at. Ekmeğine bak. Bir yıl boyunca bu yayınlara devam edecekmişsin. Et problem yok. Nasıl olsa millet bir süre sonra her gün beni konuşmandan sıkılacak ve sataşacak, iftira atacak, aşağılayacak başka bir insan bulacaksın. Sonra da o cevap verdiğinde hü diye böyle mazluma yatacaksın. Kalleşlik kanına işlemiş o yüzden de diyecek bir lafım yok yani. Bu sana son cevabımdı. Daha da uğraşmayacağım. Siz de arkadaşlar, eğer karşılık vermek istiyorsanız dediğim gibi küfretmek, ne bileyim boşu boşuna adamın reklamını yapmak, sağda solda paylaşmaktansa gidin tacizden ve küfürden şikayet edin ve mümkünse eğer abone olmuşsanız abonelikten çıkın. Çünkü böyle adamlara destek olmak gerçekten kendi saygınlığınıza hakaret. Ben o hatayı yapmışım ve karşılığını almışım. Siz de yapmayın bence. Hadi bay bay.